Evet, merhabalar, hepinize selamlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün hem Barmnet kameranın tanıtımını yapacağız, gündüz görüşüne, gece görüşüne bakacağız. Barmnet dediğimiz arkadaşlar normal LED gibi, LED lamba gibi ışıklar yanıyor. Tabii birazdan hepsine detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sert bir plastik, lemaxguenlik.com'dan aldık kamerayı. Kasa olarak gayet iyi. İstediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Şuradan yıldız tornavidayla istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Kameramız gayet oldukça şık bir tasarıma sahip. Ufak iç mekanda da dış mekanda da kullanabilirsiniz. Diğer kameramız ise gene lemaxguenlik.com'dan aldığımız 5 megapiksel, şöyle göstereyim, 6 atom net, gece görüşü siyah beyaz. Şimdi biliyorsunuz ki normal güvenlik kameraların AHD bu kamera, IP kamerada değil. AHD ile IP kameranın arasındaki fark, bunun kurulumu daha kolay, daha basit. Gene internetten, şöyle de belirteyim, internetten ücretsiz izleyebiliyorsunuz. IP kamera ile AHD kameranın arasında öyle bir yanılma oluyor. Ya IP değil, internetten izlenmiyor mu diye. AHD kamerayı da kayıt cihazımız XMA'yı destekliyor. 5 megapiksel H265 modeme bağladığınız zaman uzaktan izleyebilirsiniz. Yani uzaktan izleme ile IP kameranın bir alakası yok. AHD kamerada iki kablomuz var. Zaten lemaxguenlik.com, Lemax firması satış yaptığı zaman bu tarz kameralar tak çalıştır oluyor. Yani hazır geliyor bütün her şey. Siz sadece kablo bağlantılarını yapıyorsunuz. Şimdi çok böyle vaktiniz almadan iki kameranın da gündüz görüşüne bakalım. Sonra da gece görüşüne bakalım. Arasındaki farkları ve gece görüşü nasıl? Onların hepsini anlatmaya çalışacağım. İlk olarak Barmnet, yani gece renkli kameramızın bir bağlantısını yapalım. Şimdi kutu açılımı falan yapmak istemedim. Çok vaktinizi almak istemedim. Şimdi bu bizim Barmnet kameramızın gündüz görüşü arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Şöyle gayet güzel. Bizim olduğumuz yer, şu anki yerimiz 75-80 metrekare bir alana sahibiz. Yani ofiste biliyorsunuz. Diğer videolarımızda da genellikle burada çekiyoruz. Şimdi güvenlik kamerası dediğimiz zaman bu tarz güvenlik kameraları bu yatay bir şekilde tam karşıya bakmaz. Onu da belirteyim. Her zaman güvenlik kamerası eğimli olarak 3 metre, 2,5 metre yukarıdan aşağı doğru bakmalı. Şimdi buradaki gündüz görüşümüzü gördük. Gayet net. 5 megapiksel bir kamera arkadaşlar bu. Gayet net. Yani her şeyi seçebiliyoruz. Ben çok beğendim açıkçası. Bir de diğer normal IR LED kameramızın bir de gece görüşün, gündüz görüşüne bakalım. Sonra hiç böyle videoyu uzatmadan iki kameramızın da gece görüntülerine bakalım. Bu IR LED, Atom LED kameramız. Şöyle göstereyim. Bu arada belirtmek istiyorum. İkisi de sert plastik. Yani daha önce bunun biz tanıtımını yapmıştık bu kameranın. Yani kırılma vesaire hiçbir şey olmaz. Tabii ki diğer kamera metal kamera olanlar diye de var. Onlar da gerçi alüminyum veya döküm olduğu için aralarında çok fark olmuyor. Bu tarz kameralar niye çok satılıyor derseniz, yani şu an eskiden mesela 13-14 yıl öncesinde, 12 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde metal kameralar vardı. Şöyle hemen bir gündüz görüşüne şey yapalım, bir gösterelim gene ortamı. Şöyle. Yani bu kameramızla onun da bir farkı yok. Şimdi eskiden metal kameralar vardı. Onlar da döküm oluyordu veya çok büyük kameralar oluyordu böyle. Şimdi tabii ki eskisi gibi değil. Kur çok arttı. Yani her şeyin fiyatı arttığı gibi kameraların da fiyatı arttı. İnanın lemaxguenlik.com hem çok kaliteli ürünler satıyor hem de çok çok uygun fiyata satıyor. Yani normalde dışarıda 7-8 bin liraya kurduracağınız bir sistemi ucuz bir şekilde mal edebilir. Hem de tak çalıştır olarak kendiniz de bağlayabilirsiniz. Kurulum videoları da var. Bizim yani YouTube'daki videolarımızda bağlantı şekilleri de var arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden büyük metal kasalar vardı. Metal kasa mı bu mu derseniz, ben bu kasayı çok beğendim. Öncelikle onu söyleyeyim. Gayet şık bir kasa ve sert bir kasa. Yani bir problem olmayacak bir kasa. Şöyle metal kasalarda döküm olduğu için onlar da kırılıyordu. Bunların kırılma gibi bir imkanı yok. Yani aynı neredeyse. Kalite olarak aynı. Metal kasalarda bir de yıldırım çarptığı zaman bütün kameralar etkileniyordu, yanıyordu vesaire. Plastik kameralarda bu yok. Bu bir. İki, metal işte sadece bir yere bağladınız. Bir parazit olma gibi bir imkanı da yok. O yüzden metal mi plastik mi derseniz, bana göre bu kasa gayet çok iyi.
ve çok şık. Bu kasa Türkiye'de üretiliyor, yurt dışından. Bu kasa İstanbul Pendik'te üretiliyor, onu da söyleyeyim. Kendileri birleştiriyorlar. Garanti kısmı falan da çok iyi. Yani çok memnun kalırsınız. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Demin söylediğimiz gibi cihazımız da XMY. Hem HDMI çıkışı hem normal VGA çıkışı var. Kayıt cihazına mikrofon bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ücretsiz internetten sabit IP olmadan kayıt cihazını, kameraları izleyebiliyorsunuz HD bir şekilde. Ben sadece test amaçlı bağladığım için hard disk takmadım. Deminki o uyarıdı arkadaşlar. Hard diskin uyarısı. Şimdi ilk olarak gece siyah beyaz olan kameramızın ışıklarını kapatalım. Ondan sonra bir gece görüşüne bir bakalım. Evet, bu elimde tuttuğum kamera IRLED 6 Atomnet IRLED kameramız. Gece siyah beyaz arkadaşlar. Demin söylediğim gibi normalde bütün kameralarda gece siyah beyaz oluyor. Görüntü nasıl? Görüntü gene kötü değil. Normal kameranın yani görüntüsü tabii elimde normal bu HD kameralarda. Kameranın sabit olması lazım. Yani şöyle sallamamamız lazım. Ben gayet gece görüşünde beğendim. Gayet iyi. Evet. Şimdi monitörden ışık aldı diye gece gündüz görüşüne geçti kameramız. Evet. Normal IRLED gece siyah beyaz kameramızın gece görüntüsü böyle. Şu an hiç ışık yok. Yani olduğumuz ortamda hiç ışık yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim kamerayı da. Şöyle sıfır ışık. Yani bir güvenlik kamerası 6 atom LED'e göre çok çok iyi. Yani gayet iyi. Evet, diğer VarmNet kameramızı yani gece renkli kameramızı da takıyorum. Şimdi aradaki farka bakalım. Evet, VarmNet kameramızın da gece görüntüsü böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? VarmNet kameramızın da gece görüntüsü böyle. Burada olay ne peki? Şöyle göstereyim. Burada olay ne peki? Hemen şöyle. Görüyorsunuz. Işıklandırıyor etrafı. Şöyle göstereyim kamerayla. Size çevireyim. Şimdi alan ne oldu? Alan demin siyah beyazdı kameramız. Alanda hiç ışık yoktu. Ve kameramız yani şöyle. Şimdi ortamı da ne yaptık biz bununla? Aydınlattık. Yani. Şimdi böyle bir şöyle de bir olay var. İnsanlar niye VarmNet'i tercih etmiyor? Bu bir işte balkonu veya işte binanın altına falan koyulduğu zaman eve ışık gidiyormuş veya karşı tarafa ışık gidiyormuş, rahatsız ediyormuş vesaire. Bu tarz sıkıntılar oluyormuş. Onu belirteyim size. O yüzden VarmNet'i tercih etmeyenler var. İşte komşu rahatsız oluyor vesaire. Bu kamerayı alırken onu düşünün arkadaşlar. Yani bu kamerayı alırken mutlaka onu da düşünün. Komşunuzun vesaire rızası olsun. Hani bak bu şekilde şöyle kamera aldım. Normal LED gibi ortamı da aydınlatacak. Aslında güzel bu kamera. Tabii hiç ışık olmadığı için görüntü, şimdi buradaki görüntü çok iyi olmayabilir ama bunu bir dışarıda sokak lambasıyla veya bahçe aydınlatmasıyla vesaire desteklediğimiz zaman 10 numara bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şuradaki karıncalanmalar ne derseniz de bu kablomuzdan oluyor. Onu da belirteyim. Şöyle. Evet, yani mesafe uzun. Bakmayın böyle gözüktüğüne. Alan 90 metrekare falan olması lazım. Ve demin söylediğim gibi arkadaşlar, kamera dediğimiz her zaman şöyle aşağı doğru bakmalı. Hiçbir zaman bu tarz bakmamalı. O yüzden görüntü biraz böyle bir karıncalanma oluyor. Tabii bir de elimde tuttuğum için de sabit olması lazım. Tam iyi bir görüntü almamız için sabit olması gerekiyor.